İlker, şimdi son artık listelerini kontrol ediyorlar. Sıralamalarla ilgili biliyorsun çok soru var. Biz de bu yıl temkinli olun ama biraz da cüretkar olabilirsiniz dedik. Tabii senin ki. O yorumunu da alayım mı? Bir taraftan aslında hepimiz bugüne kadar hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına bu dereceleri, bu sıralamaları yaptık, bu kadar ders çalıştık, bu kadar kanter, gözyaşı tarafı var. Bu yüzden hani istediğimiz bölümün sıralaması biraz daha geride, benim sıram biraz daha yukarıda. O yüzden yukarıdakileri yazayım, ölü tercih mi olur gibi hikayeleri var, bir tarafa bir kenara bırakmamız evet. gerekiyor. Ölü hayat olur sevgili arkadaşlar, istediğiniz olsun. Yani bu sene... Pandemi nedeniyle daha az arkadaşımız sınava katılmayı tercih ettiler. Tercih döneminde bile üniversitelerden kaynaklı acaba yerleşsek mi, bir sene mi daha beklesek diye düşünen arkadaşlarımız var. O yüzden çok hala fırsat senesi devam ediyor. Çok mezuna kalacağım diyen var, mezun bir sene daha hazırlanacağım diyen var. 2021 nasıl olacak hayal edemiyorum. Ne diyorsunuz? Sadece 2021 All-Star. 2021 All-Star olacak. All-Star olacak. Çok mezuna kalan var. Bakın fırsat yılı bu yıl. Ben olsam tercih yaparım. Üniversite bizim bir şekilde hayatımıza dair geleceğimizi kurabileceğimiz, planlayabileceğimiz 30 yaşında, 35 yaşında, 50 yaşında veya meslek hayatımızda neler yapabileceğimizin altyapısını alabileceğimiz bir yer. Bu yüzden ben üniversitenin içerisinde zaman geçirirken gözlerinin içinin gülmesi gerekiyor. Akademik kadronun beni mutlu etmesi gerekiyor. Kampüs hayatında, kampüste dolaşırken arkadaşlarımla gerek sosyal hayatımıza dair, gerekse akademik hayatımıza dair bir şeyleri tartışabileceğim bir ortamın verilmesi gerekiyor. Hocaların bana yol göstermesi gerekiyor, mentorluk etmesi gerekiyor. Teknolojinin çok fazla ön plana çıktığını konuşuyoruz. Okulun bana bu teknolojik imkanları sağlaması gerekiyor. Bir tercihimi yaparken aslında işte ayın sonunda ne kadar maaş alacağımı değil, ayın sonunda ne kadar mutlu olacağımı benim hesaplamam ve buna göre işlemlerimi, tercihlerimi gerçekleştirmem gerekiyor. Peki ne diyorsun? Biraz ben cüretkar olun diyorum. Sen ne diyorsun? Yani vakıf üniversitelerinde bu sene fırsatlar doğacağını düşünüyorum. Vakıf Üniversitesi düşünen arkadaşlarım sıralamalarına biraz yukarılardan başlayabilir diye düşünüyorum. Tüm akademik, tüm eğitim danışmanı hocalarımızın, üstadlarımızın farklı formülleri var. Benim kendi kişisel formülümde sayı sağlam ve eşit ağırlıktan arkadaşlarımız %25 daha yukarıdan başlasınlar. Sözeldeki arkadaşlarımız %20, dildeki arkadaşlarımız %15 daha yukarıya yazabilirler. TYT ile tercih yapacak arkadaşlara bu sene %30 bandını öneriyorum. Fakat aşağıya doğru inerken minimum %40'lara kadar inmeye çalışın. Dün yine YouTube yayınlarımız üzerinden gelen sorulardan bir tanesinde arkadaşımız 130 binlerdeydi. 220 bine inmesine rağmen istediği yerlere yerleşememiş. Böyle yerlerde olabiliyor. Bu sene hemşireliği... Çok talep oluyor o bölüme. Bir anda yükseliyor sıralaması. Temkinli olmakta fayda var. Bu sene hemşireliği çok konuştuk. Çocuk gelişimiyle ilgili çok fazla soru geldi. Evet. Buralarda sıralamalar ister istemez birazcık daha yukarıya çıkacak. Onlarda %100'e kadar inebiliyorsunuz, inin hemşirelikte. O yüzden bunu yazmayı düşünenler daha çok dikkat etsin. İnanılmaz popüler. Gerçi tüm sağlıklar için yapıyoruz o uyarıyı biz. Hem lisansta hem ön lisans programlarında sağlık seçecek arkadaşlarımın %50, %60 aşağılara kadar inmesi temkinli bir liste için hayati bu sene. İnebiliyorsanız %100'e kadar. Ama tabii tek kıstasımız biliyorsunuz istemediğin hiçbir şey o listede olmayacak. En önemli kıstas o.